Ahmet Yeseli Otağı'na yaylaların şahinleri, kentlerin sessiz çoğunluğu, Yörük Türkmenlerin davetine hoş geldiniz. Her yıl yapıla gelen geleneksel Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'ni bu yıl Sarıçam Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Adana Valiliği'nin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı destekleriyle, 14 ilçe belediye başkanlıklarımızın katılımlarıyla 3-5-2024, 5-5-2024 tarihlerinde Adana Şehir Merkezi ve 5-5-2024 tarihinde Sarıçam Mustafalar Mahallesi'nde Yörük Ormanı Parkı şenlik alanında yapılacak etkinliklerle düzenlenmesi kararı alınmış. Ve bu şölen düzenleme kurulunun aldığı kararla Adana Şehir Merkezi'nde ve Adana Sarıçam Yörük Ormanı şenlik alanında olmak üzere etkinlikler gerçekleştirilecektir. 3 gün sürecek şölen programı ve katılan sanatçı ve etkinlikler hakkında tertip komitesi olarak Adana halkını bilgilendirmek için bu basın toplantısını yapıyoruz. Basın toplantısına katılan siz değerli medya mensuplarına teşekkür ederiz. Bu yılki Yörük Türkmen Şölenimiz 3 Mayıs Cuma günü Adana Sabancı Merkez Camii'nde Cuma namazını takiben Türk büyükleri ve şehitlerimiz anısına Mevlid-i Şerif okunması, 4 Mayıs Cumartesi günü 24 Oğuz boyunu temsilen toy alanına çadırların kurulması, 5 Mayıs Pazar günü saat 10'da Adana Büyükşehir Belediye Bando ekibi eşliğinde Saygı Duruşu İstiklal Marşı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla açılış yapılacak. Halk ozanlarının atışması, saat 11'de Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunlar Gösterisi, Mehteran Takımı, Belen Gökçe, Alperen Kekilli konseri, katılımcı derneklerimizin ve Yörük Türkmenleri temsilen tertip komitesinin konuşması, Efe Oyunları eşliğinde Çoban Ateşi'nin yakılması, protokol konuşmaları, Arzu Gök ve Grup Yarenler konseri, Türk dünyasından Türk Soy Teşkilatı tarafından misafir edilen Özbekistan Halk Danslar Topluluğu canlı performans sunumları, Türk Soy Teşkilatı misafir Kazakistan'ın parlayan yıldızı Lara konseri, Türk dünyasının güçlü sesi Azer'in halk konseri ile devam edecek etkinliğimiz. Adana Şehir Merkezi ile Sarıçam Yörük Parkı arasında mesafe 15 kilometre olup yolun tamamı asfalttır. Sarıçam Yörük Parkı'ndaki şenliklere Adanalı hemşerilerimiz özel araçlarıyla gidebilecekleri gibi şölen alanına gider yazılı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önlerine şölen alanına gider yazılı toplu taşıma araçları ring servisi yapacak. Daha sonra da bu seferler dönüşte de aynı şekilde devam edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki şölene ülkemizin ünlü simaları ve sanatçılarının katılması kesinleşmiş. 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'nin uyumlu ve huzur içerisinde gerçekleştirmesi için başta Adana Valiliğimiz ve diğer mülki amirler, bütün belediyeler ve ev sahibi Sarıçam Belediye'miz elinden gelen bütün hazırlıkları yapmış ve tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Tüm Çukurova ve Akdeniz bölgesindeki vatandaşlarımızı ve Adanalı hemşerilerimizi 5 Mayıs 2024 günü Sarıçam Mustafalar Mahallesi'nde yapılacak Yörük Türkmen Şöleni'ne katılarak Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde yün minderler üzerinde sıkma yiyip ayran içmeye davet ediyoruz. Şölenimizde Adana ilimizde ve Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren Yörük Türkmen ve kardeş STK'lar ile birlikte sen, ben yok, biz varız, biz de Türk milletiyiz diyerek yaylaların şahinleri, kentlerin sessiz çoğunluğu, Yörük Türkmenlerin kültürü, birlik ve beraberliğini, Türkmenlerin bu birlik ve beraberliği şölenine bütün hemşerilerimizi katılmaya davet ediyoruz. Şölenin gerçekleşmesine maddi ve manevi destek veren başta kişi ve kurumlara, tertip komitesi adına teşekkür eder, Adana halkına saygılar sunuyoruz. Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü 20. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Toyu Tertip Komitesi. Teşekkür ediyoruz. Adana'mızda en çok ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ihtiyacı noktasında bu aynı amaçta menzilleri aynı olan sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek tek şölen yapalım, tek yumruk olalım,
bir olalım, beraber olalım anlayışıyla bütün dernek arkadaşlarımız karar verdik. Adana'da bulunan, tüzüğünde, isminde Yörük Türkmen olan, vatan millet olan bütün kardeşlerimize okuntu saldık. Biz siyasi düşünceleri, partileri ne olursa olsun, yüreğinde vatan millet sevgisi olan, Adana olan, Türkiye olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan ve Türk milleti olan bütün kardeşlerimizle birlik beraberlik içerisinde olmak üzere bu toylarımızı gerçekleştirmek üzere Adana'da bir ilki başlatıyoruz. Çünkü Adana 01, bir numara. Biz her şeyde önce olmak durumundayız. Bu birlik beraberlik noktasında da herkese, siyasetçilere, ne bileyim diğer politikacılara, iş adamlarına, herkese bir olun, beraber olun. Bak, tabanda biz biriz, beraberiz. Siz de birlik olun, beraber olun, hizmette yarışın noktasında buradan böyle bir tertip komitesi adına böyle bir bütün arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine, içimizde sadece Yörük Türkmenlerin Yörük Türkmen'e propagandasını yapmıyoruz. İşte Kırım Türklerimiz var, ne diyeyim işte Türkistanlar var, Farsak, işte Efe'miz, Cenap Erol abimiz, Toros Federasyonumuz var. Ne bileyim böyle vatan millet olan içerisinde, yüreğinde bütün kardeşlerimizle bir beraber olmak noktasında halen yine mesela şu anda 60 tane sivil toplum örgütü bize bu şöleni birlikte yapalım diye müracaat ettiler. Yarın 5 Mayıs'a kadar 120 olursa biz 120 tane sivil toplum örgütünü çadırımızın kapısı açık. Gök kubbede çok geniş. Herkesi kucaklamaya hazırız. Yeter ki biz biriz, beraberiz. Biz de Türk milletiyiz desin arkadaşlarımız. O yüzden buradan Adana'ya böyle bir müjde veriyoruz. Müjdeler olsun Adana diyoruz. Sivil toplum örgütleri bir araya geliyor. Sivil toplum örgütleri Adana için, birlik beraberlik olmak için, Adana'ya hizmet için yarışacağız. Bu konuda sivil toplum örgütleri olarak böyle bir karar aldık. Bu kararı da buradan ilan ediyoruz. İnşallah bütün Adanalı hemşerilerimizi planlamamız 50 bin kişiye yönelik, 50 bin kişiyi Sarışam'da ay yıldızlı bayraklarımızla yün minderler üzerinde sıkma yiyip ayran içmeye davet ediyoruz. Başkan, teşekkür ederim. Biz bu şöleni bu defa tüm derneklerle beraber olmak üzere başlattık ve böyle devam edeceğiz. İnşallah şölen bittikten sonra da dışarıda kalan derneklerimizin hepsini toplayarak bir arada hareket etmek yolunda, yani bu dava memleket meselesi, birlik beraberlik bizim memleketimizin meselesi olacak. Çünkü bizim birlik beraberliğe her zamankinden en çok ihtiyacımız bugünlerde var. Bundan dolayı şölen bittikten sonra da biz bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Dışarıda kalan, ulaşamadığımız, görüşemediğimiz dernek başkanı arkadaşlarımız hepsini isterse tüzüğünde Yörük Türkmen olmasın, diğer derneklerde toplayarak büyük bir birlik oluşturacağız. Büyük bir platformla devam edeceğiz diyorum. Bu yıl belediyelerin desteği sizce nasıl? Yeterince destek verdiler mi? Ya da en fazla desteği hangisi verdi? Sizce yeterli mi? Öyle arz edelim. Şimdi tabii öyle talihsiz bir dönem ki bu dönem. Mesela nedir? Başkanlar değişti, ekipler değişti. Şimdi biz de dedik ya az önce töreli bir, biz töreli ve böyle doğalı bir millet olduğumuz için etkinliklerimizi geçmiş dönemde hep şeyde yaptık biliyorsunuz, Sarıçam'da yaptık. Sarıçam Belediye'nin, her zaman Sarıçam Belediyesi başkan kim olursa olsun her zaman orası bizim Sarıçam yurdumuz, ata yurdu. Biz orada yaptığımız için bizim için şans belki de Yörük Türkmenlerin doğasınadır. Sarıçam Belediyesi değişmedi. Değişmediği için ekip de devam ediyor. Bak Şükrü Derik Başkanımız, müdürümüz orada, işte Lütfü Başkanımız, Allah razı olsun burada. Yani şöyle, bir yerde mesela nedir, Adana Büyükşehir'de ekip değişmedi ama diğer belediyelerin hepsinde ekip değişti. Mesela Yüreğir, önceki bize en çok destek aldığımız belediyelerimizden birisi Yüreğir'di. Ve biz şu anda, biz şu kararı aldık. Hangi, nedir, ben AK Parti Disiplin Kurulu Başkanıyım. Bir siyasi kimliğim var ama kimliği bıraktık. Ben şu anda Yörük Türkmen çocuğu Avukat İsmail Demirdüzen'im. Bütün belediye başkanlarımızla, arkadaşlarımızla beraber Çukurova Belediye Başkanımıza gittik, hayırlı olsun dedik. Yüreğir'den randevu gelmedi, sıra gelmedi daha. Şeyden
Seyhan'dan sıra gelmedi. Onlar da şu anda biz canı görüp ama biz yine şey yapmadık onlara. Dedik ki Adana Büyükşehir Belediyesi ve bütün belediyelerimizin katılımı dedik. Şunu demek istiyoruz. Biz şunu zorlayacağız bundan sonra. Arkadaş siyasi görüşün ne olursa olsun. Sizi Adana'da şu anda seçilmiş bir belediye başkanısınız. Bir beraber olmak durumundasınız. Anlatabildim. Bu mesajı vereceğiz. Yani biz şu ana kadar gerçekten hem işte Sarıçam Belediye Başkanımıza hem işte Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza şu anda aslında biz geçmiş yıllarda bunu şöyle yapıyorduk. Çukurova Belediyesi'ne diyorduk ki şu su, sen su vereceksin. Aytaç Bey'le bu işin çatır çatır kavgasını yaptı. Aytaç Bey diyordu ben tamamını ben yapacağım. Diyoruz arkadaş bu Yörük Türkmen şöleni. Bizim Yörük'ün sağcısı var, solcusu var, Alevisi var, Sünnisi var. İşte kısacası siyaset üstü. Kesinlikle. Bir Atatürk, bir Atatürk, bir Türk bayrağı. Bir de Yörük Türkmen keyfiyeleri. Filan bunlar olacak yani. Bu açıdan teşekkür ediyoruz bu güzel sorunuz için. Ama dediğimiz gibi biz yine bak Seyhan Belediye Başkanı, Çukurova Belediye Başkanı, işte nedir Yüreğin Belediye Başkanı bunları ötelemiyoruz. Kardeş aynı kucakladığımız gibi sarılacağız. Hizmet noktasında onları mesaj vereceğiz. Yani 15 belediyeden çadırını görüyorduk daha önce. Şimdi hepsine verdik. Tabii evet. Hepsine veriyoruz. Şu anda bak Adana'da kurulmuş. Bak biz bir tek Yörük Türkmenler devletimizle ve milletimizle, vatanımızla, hesabı olanlarla bir yılan, bir hain bizimle barışamaz. Avşar Bey'imiz atına binmiş bekliyor. Anlatabildim mi? Böyle bir yani bizim derdimiz nedir? Hiçbir şey, biz sadece nedir? Derdimiz biz vatan delisiyiz. Biz bayrak delisiyiz. Biz milletimiz için ölürüz. O açıdan bizim yurtların sol kolu var, sağ kolu var. Bizim için siyaset yok. Bizim için Atatürk. İsmail ne sağ Bey, ne sol. O zaman sol kolu Oyateken Yörük'tür, tartışıyor biliyorsun. Yörük. Şimdi şöyle. Sol kolunuz orada. Şimdi şöyle. Kardeş şöyle. Biz Yörük'ten oynamasını görmeden, anlatabildim mi? Bir oynamayı görmemiz lazım. Biz şu anda, şu ana kadar gördüğümüz, biz bir Allah'ı görmeden seviyoruz. Bir de peygamberimizi görmeden seviyoruz. Oynamayı görürüz. Bak anlatabildim mi? Yani biz ama bak herkesi davet ettik.